Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Taner Vakili. Trabzonspor'un altyapı tesislerinden bu yayını sizin için yapıyoruz. Bu bir ön söyleşi olacak. Sayın Doçent Doktor Hamit Cihan Hoca ile birlikteyiz. Kendisi Trabzonspor'un altyapı sorumlusu. Ortak bazı çalışmaları konuştuk. Benim çok üzerinde durduğum futboldaki altyapı ve altyapıdaki teknolojiye yönelik bazı çalışmaları konuştuk kendisiyle. Ben kendisini Boğaziçi Üniversitesi'ne davet ettim. Oradaki teknolojiye yönelik bazı çalışmalarımızı gelip ziyaret edecek. Hocam kısaca söyleşiyle ilgili biraz bahsederseniz. 2 hafta sonra ben tekrar Trabzon'a geleceğim inşallah. Daha uzun vadeli olarak hem de tesisleri tanıtım açısından videoyu çekmeyi isterim. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlerle olmak çok mutluluk verici. Sesimizi dünyanın bir ucuna duyurmak, burada yapmış olduğumuz çalışmaları paylaşmak, oradaki gelişmeleri takip etmek bizim için çok çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada yapmış olduğumuz süreç içerisinde bizim için birinci değer çocukların gelişimini takip Tabii. etmek. Bu gelişimi, bu performans gelişimini takip etmede de teknolojiye çok büyük bir ihtiyacımız var. Her yönüyle yani çocukların atletik yapılarındaki gelişimden tutunuz da bir sonraki evredeki sakatlanıp sakatlanmayacağını tahmin Tamam. etmeye kadar bugün çok büyük bir teknolojiden yararlanılmaktadır. Biz de bu manada çeşitli kurum ve kuruluşlarda işbirliği yapma ihtiyacı duymaktayız. Dolayısıyla sizlerle böyle güzel çalışmalar yürüteceğimiz inancı içerisindeyiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Daha geniş bir şekilde burada yapmış İnşallah. olduğumuz işleri, ihtiyaçlarımızı tartışmak, görüşmek isteriz. Tabii ki birinci de az önce bahsettiğim gibi kendi insanımıza özgü problemleri tespit etmek. Tabii. Bu problemlerin tespit ettiğimiz bu problemlerin de çözüm yolları aramak. Biliyorsunuz hiçbir şey ölçmeden bilemezsiniz. Önce çocuğun kapasitesini ölçeceğiz. Daha sonra ona uygun antrenman verip gelişimi yine ölçmemiz gerekiyor ki ne yaptık, neredeyiz, ne yapmalıyız sorularına Tabii. cevap bulmak için. Bunu da kendi aramızdan bulmamız lazım hocam. Yani Aynen. biz bir batıdaki bir ülkenin programını kopyalayıp eskimiş bir şeyi Türkiye'ye entegre etmesine ben çok karşıyım. Yani kendimiz o yenilikçiyi, o teknolojideki gereksinimleri gelip geliştirmemiz gerekiyor. Ben bunu çok yapmak istiyorum. Altyapının bence en önemli gerekli şey budur. İnşallah ben Türk futbolundaki altyapı ile ilgili bir belgesel yapacağım. Buradan bu konuda bana şu ana kadar destek olan birçok oflu arkadaşım var. Benim Trabzon'a bu kadar bağlı olmamın en sebepleri lisedeyken onlarla ben büyüdüm. 94 ve 98 arasında. O yüzden Beykent Lisesi'nde ve Beylikdüzü'nde, Beykent'te. Bu arada beni Trabzonspor'un altyapısıyla tanıştıran olay Mehmet Özkan Sayın Altınordu'nun başkanının davetiyle ben geldim Nisan ayındaki U12 kupasında. Buradan da kendisine selamlarımı iletiyorum. Bir ufuk açtı benim için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki söyleşini geldiğinde. İnşallah 15 Kasım'da, 16 Kasım'da ben Amerika'dan döndüğümde mutlaka sizinle oturup bir detaylı bir toplantı yapmak isterim. Bu arada sizin de eğer Amerika'dan özellikle futbolla ilgili tanıdığınız herhangi bir bilgili Amerikalı olsun ya Türk olsun birileri Stanford Üniversitesi'nde olsun ya da Berkeley'de olsun ya da orada tespit ettiğiniz birileri varsa ben size temsilen kendisiyle görüşmeyi ve Trabzon'a davet etmeyi çok isterim. Artık bağlantıyı kurduk. Çok teşekkür ederim. Bir çok önemli bir şey ifade etmek istiyorum. Tabii. Söylediğiniz şey beni çok etkiledi. Şimdi Batı'nın veya Batı demeyelim, bir başkasının Evet. yapmış olduğu işi taklit ederek hiçbir şey yapamayız. Bunu Treni kaçırmış oluruz. Bir saniye. ısrarla söylemek istiyorum. Bunu biz de denedik ülke olarak, şehir olarak, kulüp olarak. Ve bir başka ülkelerde deniyor. Örneğin Azerbaycan, Tabii. Alman antrenörlerini getirmişler, milli takımı teslim etmişler.
Ama yine bir sonuç üretemediler. Tekrar ediyorum. Bunun altını çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Biz kendi modelimizi oluşturmalıyız. Tabii. Bu kendi modelimizi derken aslında iş basit. Nereden başlamak lazım? Kendi insanımızın ihtiyacını belirleyerek başlamak lazım. Bizim çocuğun, bizim yöremizdeki çocuğun fizyolojik ihtiyaçları ne, psikolojik ihtiyaçları ne, atletik yapıdan ne tür ihtiyaçları var? Bunları tespit edip, bunları gelişimi üzerine oturup kafa yormak, çalışmalar planlamak lazım. Bunları da düzgün, doğru ve çalıştıktan sonra, özveriyle çalıştıktan sonra çok iyi yapacağımız inanç içerisindeyim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Çok çok memnun oldum. Görüşmek üzere.